Dembaş, iyi oldunuz umuyorum. İyi bir gün diliyorum. Bugün 22 Ekim 2024, Türkiye açısından, Türkiye'nin Kürt sorunu açısından, bölgenin Kürdistan sorunu açısından, Kürtlerin geleceği, Türkiye'nin geleceği açısından, hangi açıdan bakarsanız bakın bugün önemli bir gün. Bir kırılma anına işaret ediyor. Bir milat, bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Öcalan'a yapmış olduğu çağrı gündeme deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Bu çağrıya, bu çağrının nedenlerine, bu çağrının arkasındaki hedeflere birazdan değineceğim ama önce izninizle şunu söylemek istiyorum. Bu bölgedeki gelişmeler 7 Ekim ki 7 Ekim 2023'te aslında bölge açısından, bölgede yaşayan herkes, bütün devletler, devlet dışı aktörler, halklar açısından bir dönüm noktasına işaret ediyordu. 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, bütün dengelerin kökten değişeceği anlaşılıyordu ki bir yıla yakın zamandır bununla ilgili sizlere birçok video çektim. Çeşitli kereler bu konuyu tüm boyutlarıyla tartışmaya açtım. Şimdi gelinen aşamada 7 Ekim'in baskıladığı bölge ülkeleri, bölgedeki dinamikler, yeni süreçten kaynaklı, konjonktürün değişmesinden kaynaklı olarak yeni pozisyonlar üretmekte, politikalarını revize etmekte, içte ve dışta yeni arayışlara girmektedirler ki İsrail'in hızlı ilerleyişine paralel olarak siyasal süreçlerde bütün Orta Doğu çapında hızlanmışa benziyor. 7 Ekim'den bu yana, zaten geçen yıldan bu yana alışık olmadığımız çok şey yaşandı. Bütün ezberler bozuldu. Şablonların dışına çıkmayan, ezberlerinin bir yerde tutsağı olanlar süreci anlamakta, kavramakta, sürece uygun bir takım hamleler yapmakta belki de geciktiler, belki de bir parça uzaktan seyrettiler. Ancak sürecin akışı, tarihin bu hızlanan akışı herkesi, ama herkesi etkiledi. Yeni süreç Orta Doğu'daki bütün devletlerin, devlet dışı bütün örgütlerin, bütün halkların, bütün dinamiklerin kapısını tak 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 çaldı ve herkesi yeni duruma uygun olarak pozisyon almaya davet etti. Epeydir bir arayışlar vardı, tartışmalar da vardı. Türkiye'de bölge ülkesi olma hesabıyla, bölgenin en önemli ülkelerinden birisi olması nedeniyle bu süreçten en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyordu. Kaldı ki Türkiye'nin bir de 100 yılı aşkın bir süredir kronik hale gelen, bir türlü çözülemeyen, günümüzde de uluslararasılaşan bir Kürt sorunu vardı ve bu sorunun önümüzdeki dönemde 7 Ekim sonrası Orta Doğu'nun yeniden dizaynında alacağı biçim, Kürt sorununda, Kürt meselesinde, Kürdistan meselesinde üretilecek paradigma, Türkiye'nin deyim yerinde ise kaygılarını epey bir arttırmış durumdaydı ve Türkiye epey bir süredir bu konuyla ilgili de bazı diplomatik temaslar yürütüyordu. Amerika ile, Rusya ile, İran'la sıkı işbirliği içerisinde, Irak'la, Suriye ile arayışlar içerisindeydi. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin bu dönemde Kürtlerle de, Kürt tarafıyla da, Kürt siyasetiyle de bir nabız yokladığı, bir görüşme trabi sürdürdüğü anlaşılıyor ki bugün Bahçeli'nin açıklamaları aslında bize arka planda önemli bir gelişmenin olduğunu da gösteriyor. Arka planda yapılan çalışmalar bir sonuç vermiş olmalı ki en azından İmralı boyutuyla ilgili söyleyeyim. İmralı boyutu ve DEM boyutuyla, çünkü İmralı'dan bu konuda bir onay almamış olsaydı Bahçeli gibi birisi, Türkiye siyasetindeki Erdoğan'dan daha etkili, içeride, devlet içerisinde daha etkili bir siyasetçi bugün çıkıp Öcalan'a gel meclis grubunda konuş, örgütünü tasfiye ettiğini açıkla, ondan sonra da senin umut hakkını gündeme alalım, kapıları ardına kadar açalım, seni tahliye edelim dedi. Bahçeli böyle bir şart öne sürdü. Örgütün, PKK'nın tasfiye edilmesiyle Öcalan'ın serbest bırakılmasını birbirinin alternatifi olarak ortaya koydu ve dedi ki sen örgütünü tasfiye et, biz de seni tahliye edelim. İşin özü bu. Ve bu konuda dediğim gibi uzunca bir süredir zaten onları da sizinle paylaşıyordum. Tartışmalar vardı. Trafik yoğundu. Trafikle ilgili de bir takım spekülasyonlar da vardı. Onlara çok girmek istemiyorum çünkü bazen suistimal de edildiği oluyor. Dolayısıyla dikkatli, temkinli, herkes açısından hayati bir süreç olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Görebildiğim kadarıyla bugün DEM Parti'den de gelen açıklamalar, DEM Parti de Bahçeli'nin açıklamasından sonra çıktı, bir açıklama yaptı ve dedi ki
DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da grup toplantısında konuştu. Bahçeli'den sonra konuştu. Tecidi kaldırın, Öcalan'ın kendisi konuşsun dedi. Barış'a hazırız dedi. Barış'ı kucaklamaya da hazırız dedi. Barış'ı hak ediyoruz da dedi. Haklı olarak bir barış mesajı verdi. CHP'den bir açıklama geldi. CHP aslında silahların susması, sorunun çözülmesi konusunda hemfikiriz ama adres olarak Öcalan yanlıştır dedi. İmralı'ya biraz daha şey yaparak, tepkisel davranarak CHP'nin grup başkan vekili, İmralı'yla olmaz bu iş dedi, İmralı'ya yapılan çağrı doğru değil dedi. CHP'nin lideri Özgür Özel de Bahçeli'nin yaptığı çağrı kötü kokuyor dedi. Türkiye'nin sorunlarını çözmekten ziyade Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunlarını çözmeye dönük, daha doğrusu onu yeniden seçtirmeye dönük bir plana işaret ediyor. Bu yüzden kötü kokular geliyor dedi. CHP sorunun çözümü konusunda meclise adres gösterdi. CHP'nin grup başkan vekili de CHP'nin lideri de mecliste bu sorun çözülsün dedi ama CHP'den gelen mesaj İmralı'nın muhatap alınmasına, bu sorunun Öcalan'ın üzerinden çözülmesine karşılaymış gibi duruyorlar. CHP'nin lideri dün de Selahattin Demirtaş'ı gidip görmüştü. Selahattin Demirtaş CHP liderinden sonra bir de barışçıl çözümlere, demokrasiye, toplumsal barışın sağlanmasına katkı verecekleri mesajları da yayınlanmıştı. Onlar şeyde duruyor, medyada duruyor. Bakmadıysanız bakabilirsiniz. Şunu söylemek mümkün. CHP, Selahattin Demirtaş'la, Cumhur İttifakı, AKP, MHP, Öcalan'la bu sorunun çözümü konusunda bir politik perspektife sahipler. Ama ikisi de her halükarda sorunun çözümü konusunda, yani silahların susması, PKK'nın silahlara veda etmesi, kendini tasfiye etmesi konusunda hemfikir görünüyorlar. MHP liderinin açıklaması aslında bana soracak olursanız önümüzdeki dönemde nelerin yaşanacağının da habercisi. Öcalan'ın serbest bırakılmasını bir şart olarak öne sürmesi, bunu Bahçeli'nin yapmış olması içeride tabii ki çok geniş, çok kapsamlı nedenleri var ama içeride çok önemli bir uzlaşıya da işaret ediyor. Bahçeli bu çağrıyı yapıyorsa devlet bu konuda bir karar almış. Öcalan'ı bırakalım, PKK meselesinden kurtulalım şeklinde ifade edebileceğimiz bir yaklaşımları var. Bunun mümkün olup olmayacağı da PKK'nın ne diyeceğine bağlı. PKK'da uzun yıllardır Öcalan'ın özgürlüğü, Kürtlerin özgürlüğüdür diye bir kampanya yürütüyordu. PKK'nın de Öcalan'ın özgür bırakılması, Öcalan'ın tahliye edilmesi, umut hakkının, ki umut hakkı aslında uluslararası hukukta da yeri olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de daha önce Öcalan'ın bu haktan yararlanması gerektiğini belirttiği bir hak. Yani gasp edilmiş bir hak. Normalde yani PKK silah bıraksa da bırakmasa da, süreç devam etse de etmese de Öcalan'ın umut hakkından yararlanması lazım. Ama Türkiye bütün hakları her meseleyi bir şantaj usulü, bir tehdit, bir dayatma biçimi olarak kullandığı için Öcalan'ın umut hakkını da, tahliye edilme hakkını da işte şimdi böyle PKK'nin tasfiye edilmesine, silahları bırakmasına ve devreden çıkmasına bağlıyor. Ne olacağını göreceğiz. Dediğim gibi PKK uzunca bir süre Öcalan'ın özgürlüğü, Kürtlerin özgürlüğüdür kampanyası yürüttü ve PKK'nın şimdi bu teklife kolay kolay hayır diyemeyeceği de ortada. Fakat PKK'nın bunun karşılığında bazı şeyler de söyleyebileceği mümkün. Bunun da aslında Bahçeli işaretlerini de verdi. PKK'nın söyleyeceği nedir? Kürt sorunun siyasal çözümüdür. Çünkü sonuçta Öcalan'ın evet tahliye edilmesi umut hakkı bir temel haktır ama aynı şekilde Kürtlerin de Öcalan'ı da İmralı'ya götüren bir sorunlar silsilesi vardır. Yani bir Kürt meselesi, Kürdistan meselesi, bu sorunun siyasi boyutları vardır. Dolayısıyla Bahçeli de şunları söyledi. Asimilasyon yoktur, Kürt Türk kardeştir. İşte insanların bireysel hakları konusunda, kültürel hakları konusunda, bir de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda. O da devletin uzunca bir süredir konseptinde olan bir çözüm modelidir. Yani bireysel hakları ekseninde, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ekseninde bir siyasal hazırlıkla gündeme gelir. Tabii öncelikle bu yol temizliği dediğimiz Öcalan'ın tahliyesi, cezaevindeki tutsak siyasetçilerin bırakılması, hasta tutsakların bırakılması, bir takım engellerin aşılması ki bunlar önemli bir engele de işaret ediyordu. Şimdi Bahçeli birinci ağızdan diyor ki Öcalan engelini kaldırıyoruz. Siz de gereğini yapın diyor. Dolayısıyla şimdi Öcalan ve PKK
bu konularda neler diyecek, onlara dönüp bakacağız. DEM Parti'de onay verdiğine göre, bugün bu konuda bir açıklama yaptığına göre, Öcalan konuşsun dediğine göre, Öcalan ne konuşacak, üç aşağı beş yukarı biliniyor aslında. Öcalan daha önce de bir takım teklifleri olmuştu. Öyle anlaşılıyor ki Öcalan'la ilgili olarak da bu süreç bu kadar çok uzadıysa da belki bu adımlar bekleniyordu. Bahçeli'nin bir güvence vermesi ya da Öcalan'ın gelip mecliste konuşması, mecliste konuşmuyorsa da orada bir açık bir biçimde Öcalan'ın önünün açılması, tecridin kaldırılması. İşte şimdi Bahçeli diyor ki tecrit kaldırılsın. Bahçeli tecridi bugüne kadar uygulayan Bahçeli'nin kendisiydi. Bir takım pazarlıklar oldu, öyle anlaşılıyor. Bir takım geliş gidişler, bir takım sıkıntılar da yaşanmıştı. Şimdi süreçte Öcalan'ın tahliyesi, Umut Hakkı'nın hayata geçirilmesi karşılığında PKK'nin tasfiyesini talep eden bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'dan bunu istiyor. PKK ne diyecek? PKK'da bir şey söylemesi gerekiyor. Öyle zannediyorum PKK'da suskunluğunu yavaş yavaş bozacak. Çünkü artık farklı bir evredeyiz, farklı bir aşamadayız. PKK'nın dediğim gibi bu teklife ne cevap vereceği önemli. Fakat PKK'nın buna açıktan bir cephe alması bu konjonktürde de mümkün değil. Aynı şekilde PKK'nın Öcalan'ın tahliyesini sağlamış olması PKK'nın toplum açısından, gelecek açısından kendi siyasi hayatını sona erdirecek mi, sürdürecek mi ayrı bir tartışma konusu da, sonuçta PKK'liler kalacak. PKK'nın kitlesi, PKK'nın kadroları, PKK'nin anlayışı bir biçimde devam edecek. Örgüt kendini feshetse de başka bir örgüt üzerinden, başka bir siyasal süreç üzerinden bu iş yürüyecek. Ama PKK'nin de Öcalan'ın özgürlüğünü sağlamış olmak gibi bir başarıyı topluma sunmaya ihtiyacı da vardır. Ancak dediğim gibi her şeyden önce siyasal meselelerin çözümünde de bir takım talepleri olacaktır. Türkiye'deki Kürt sorunu nasıl çözülecek? Bunlar önemli soru başlıkları olarak gündeme gelecek. İki, Rojava meselesi. Bütün meselelerin ana meselesi Rojava meselesi. Türkiye Rojava'daki özerk yönetime saygı gösterecek mi? Güney Kürdistan'la olduğu gibi Rojava özerk yönetimiyle de diplomatik ilişkileri geliştirecek mi? Onları muhatap alacak mı? Onların temel taleplerine saygılı olacak mı? Mesele burada düğümleniyor. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani ve Rojavalı yetkililer bugüne kadar Türkiye'nin talepleri konusunda olumsuz konuştular. Türkiye'nin kendilerine dönük taleplerini tasfiye talebi olarak algıladıklarını ifade ettiler. Daha doğrusu çok değerlendirmeye de uygun görmediler. Bir de Rojava meselesi, Amerika meselesi. Aslında bütün bu adımların arkasında Amerika'nın Kürt siyaseti bölgenin yerinden dizayında, Amerika'nın Kürtlerle ilgili yapmak istedikleri etkili, Türkiye bir parça da Kürtleri Amerika'dan uzaklaştırmanın kendi kontrolüne almanın hamlelerini yapıyor. Alabilir mi, alamaz mı Türkiye? Kürtlere ne vaat ediyor, ne verecek? Öcalan'ın özgürlüğü dışında, Öcalan'ın umut hakkını hayata geçirmenin dışında Kürtlere ne verecek? Onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat bu süreç artık burada kalmayacak. Bu sürecin gideceği iki yer var. Ya bir kalıcı çözüm olacak Kürtlerle Türkler arasında. Her iki halkın eşitliğine, özgürlüğüne dayalı bölgede Rojava'yı da Güney Kürdistan'ı da içine alacak şekilde genişleyen bir ortak gelecek projesi etrafında bir uzlaşı, kalıcı bir çözüm sağlanacak. Buna öncelik edebilir. Buna Öcalan kadar Güneyli Kürtler, KDP, Barzani de öncülük edebilir. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Türkiye ikili bir siyaset yürütüyor. Güney Kürdistan'la ilişkiler, dün yine AKP'li Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in açıklamaları bunu gösteriyor. Neçirvan Barzani'nin Türkiye'ye davetinin bölgedeki gelişmeler ve PKK ile alakalı olduğunu söylemişti. Sizinle paylaşmıştım. KDP'li siyasetçi Kürdistan bölgesinin başbakanı Mesrur Barzani de bu süreçte rol alabileceklerini söylemiş. Arabulucu olmak istediklerini deklare etmişti. Yani Kürtlerle bir gelecek, üç parça Kürtlerle bir Türkiye'nin ortak bir gelecek kurması konusunda bu aktörlerin devrede olacağı anlaşılıyor, ama işte PKK önemli bir aktör. Aynı şekilde Rojava çok önemli bir aktör. Rojava ne diyecek? Bütün bunlar da Amerika onay verecek mi, vermeyecek mi? Mesela biraz da burada düğümleniyor. Amerika'nın istediği bir çözüm, Bush döneminden beri, Özal döneminden beri istediği bir çözüm var. Zaman zaman Amerika bunu gündeme getiriyor. Türkiye'nin himayesinde Türklerle birlikte bir özel Kürdistan, federal Kürdistan, Güney ile Rojava'nın birleşmesi. Türkiye'nin de böyle bir misak-ı milli hedefleri var, ama misak-ı milli işgaller gerçekleşmez. Ancak bir federal, konfederal bir çözüm modeliyle anti merkeziyetçi, desantralizasyona dayalı bir perspektifle çözülebilir. Bütün bunları konuşmak için çok çok erken. Ancak
Eğer bu olmaz, kalıcı bir çözüm Türklerle Kürtler arasında ortak geleceği hedefleyen kalıcı bir çözüm sağlanmazsa bir milli boğazlaşma olacak. Bunun da zaten işaretlerini Bahçeli bir önceki konuşmasında vermişti. Terörle aranıza mesafe koyun, uzattığınız eli tutun, tutmasanız sizi tasfiye ederiz demişti. Şimdi eğer bu süreç Öcalan'la ilgili yaptıkları bu açıklamadan sonra bu süreç hayat bulmaz ise bu süreç bir yerlerde Kürtlerin itirazı, tepkisi ya da reddiyle karşılaşırsa bu sefer Kürtlere dönük olarak belki de tarihin en ağır şiddetli bir saldırısı gerçekleşecek. Bu da onların web planı, bu da biliniyor. Yani zaten tarihsel gelişmeler de buna işaret ediyor. Ya kalıcı bir çözüm, ya iki halkın çıkarları ekseninde ortak bir gelecek, etrafında birleşmek ya da bir milli boğazlaşma temelinde bir uçurumdan aşağı düşmek. Başka bir seçeneği yok. Zaman zaman gündeme getirmiştim ama şimdi tam zırhası, ben bunu birkaç kez yazmıştım da gündeme de getirmiştim. Daha 1992 yılında Demirel'in başbakanlığı döneminde Türkiye'nin hazırladığı bir çözüm modeli tartışması vardı. Prospektif 2025. Orada şöyle deniyordu ki 2025'e gelindiğinde ya Türkiye Malatya ile Edirne arasına sıkışmış küçük bir ülke ya da Edirne'den Kerkük'e kadar uzanmış büyük bir ülke olacak. Genel aşama yine aynı, burada düğümlenmiş gibi Türkiye ya Irak gibi Suriye gibi olacak ya da Türkiye her iki halkın ya da bölgedeki başka halkların da eşitliğine, özgürlüğüne dayalı yeni bir devlet modeliyle onlarla bir gelecek örgütleyecek. Birincisi bir soykırımı da gündeme getirebilir, kitlesel katliamları da gündeme getirebilir ama Türkiye açısından da bir felaket üretebilir. İkincisi herkesin çıkarınadır. Umuyorum ve diliyorum bu Öcalan'la ilgili teklifin arkasında yeni sinsi planlar, rejimin yeni oyunları Kürtleri birbirine düşürecek. Nasıl olsa peki bu teklifi kabul etmez, biz de yapalım, bundan sonra bunları karşı karşıya getirelim gibi. Köylü kurnazlığı gibi bir takım hedefleri olmaz. Aslında öyle olacağına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü eğer bu çağrının PKK'den bir sinyali alınmamış olsaydı, Öcalan'dan alınmış olduğu anlaşılıyor, arkadan bir takım gelişmeler yaşanmamış olsaydı, bu çağrının bu sertlikte, bu netlikte yapılması çok mümkün olmazdı. Kaldı ki çünkü bu çağrıdan sonra asıl kırılma yaşayanlar, asıl şoka girenler Kürtler değil, Türkler oldu. Türk milliyetçileri, Türk ulusalcıları, Türk Kemalistleri, uzunca bir süredir Kürtlerden nefret eden, Kürtlere ırkçı nefret besleyen ve Kürtleri linç etmek için sabırsızlanan kesimler ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bahçeli'ye bir sürü şey de söylüyorlar. Dediğim gibi ama da bugünden itibaren şöyle böyle olacak demek doğru değil. Bir parça daha süreç hızlandı. Bahçeli gaza bastı. Şimdi Öcalan ve PKK, özellikle PKK'nin bu dönemde ne söyleyeceği önemli. DEM Parti öyle anlaşılıyor ki bu Öcalan'dan gelecek çağrıların bir parça farkında. Öcalan'ın ne söyleyeceği az çok da tahmin ediliyor. Dolayısıyla şimdi PKK'den gelecek cevabı, açıklamayı beklemek gerekiyor. Son olarak söyleyeceğim şudur ki 22 Ekim 2024, başta da söyledim, Türkiye açısından bir dönüm noktası, bir milattır. Bugünden sonra başlayacak gelişmeler ya Türkiye'yi selamete, Kürtlerle ortak özgür bir geleceğe götürecek ya da bir felakete sürükleyecek. Başka bir alternatifi yoktur ve zaman herkes için de gittikçe daralmıştır. Herkesin de bir parça hızlı vizyoner kararlar alabileceği bir dönem yaşanıyor. İlginç günlerden geçiyoruz. Kimsenin aklına gelmeyeceği şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla herkes de bir parça da şok hali yaşanıyor. Yani süreci çok yakından izleyenler bile bazı şeyleri tahmin etmekte, öngörmekte zorlanıyor. Ama dediğim gibi bütün bunlar bölgesel gelişmelerin tetiklediği şeyler, bölgedeki hızlanan süreç ister istemez bütün dinamikleri de hızlı davranmaya mecbur ediyor. Önemli bir gelişme Güney seçimleriyle ilgiliydi. Güney Kürdistan'da seçimler yapıldı. Güney Kürdistan'daki seçimlere katılım, Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun verdiği bilgiye bakacak olursak %72,5 oldu. %73'e yakın bir katılım oldu. Bu da çok önemliydi. Sizinle daha önceki videoda paylaşmıştım. Ölene kadar katılım çok düşüktü. %30'du. Benim tahminlerime göre %55-60 arasında bir katılım sağlanacaktı. Bu yönde bir takım eleştirilerim de olmuştu. Ama
Tahminlerimin de ötesinde bir katılım oldu. %73 civarında bir katılım oldu. Siyasi dengenin değişeceğini, partiler arasındaki sıralamanın değişeceğini düşünmüyordum. Böyle de oldu. Birinci KDP oldu, ikinci YNK oldu, üçüncü de Yeni Nesil oldu. Yeni Nesil'in yükselişi önemli. Sivil bir hareket. Ordusu, gücü, güvenlik gücü olmayan bir hareket. Tamamen Kürdistan'ı ve Kürdistan sivil toplum dinamiklerini özellikle gençlere dayanan bir hareket. KDP ve PKK'ya pardon KDP ve YNK'ye karşı bir alternatif olarak yükseliyor. Bu yükselişi konjüktürel müdür, kalıcı mı olacak? Yeni nesili izlemek gerekiyor. KDP de beklediğinin oranında bir fazla oy aldı. YNK de öyle oylarını arttırdı. Esas olarak Goran kaybetti. Goran tasfiye oldu. Goran YNK'ye karşı bir alternatif olarak ortaya çıkmış ama kaybetti. 100 sandalyeli parlamentoda 40 milletvekili KDP çıkardı, 22 YNK çıkardı, 16 yeni nesil çıkardı, 7 İslamiler çıkardı. Şimdi bunlar arasında koalisyon görüşmeleri olacak ama koalisyondan da benim anladığım da öncesinde paylaşmıştım. KDP YNK koalisyonu yeniden kurulabilir. Buna mecburlar. Kürt hareketi, Kürt partileri güneyde isteseler de bazı şeylerin dışına çıkamıyorlar. İyi ki de çıkamıyorlar. Konjonktür onları bırakmıyor. Bölgesel güçler özellikle Amerika oradaki varlığıyla süreçleri bir biçimde yönlendirmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla Kürtlerin öyle çok fazla kendi başlarına hareket etme şansları da var. Dediğim gibi konjonktür zorluyor. Konjonktür zorladığı için de birbirlerine tahammül ediyorlar. Seçim sürecinde bir takım kışkırtmalara rağmen de kötü şeylerin yaşamamış olması da buna işaret ediyor. İlkinde çok gergin geçti, tedirgin oldu Kürtler ama Amerikalılar devreye girdiler, açıklamalar yaptılar. Şimdi de Amerika seçimlerden sonra hemen bir açıklama yaptı. Güney Kürdistan seçimlerinin başarıyla sonuçlanmış olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etti. Ve Kürt partilerine bir çağrı yaptı. Dedi ki bir an önce vakit geçirmeden istikrarlı bir hükümet kurmak için siyasi görüşmelere başlayın dedi. Amerikalılar seçimin yapılmış olmasını demokrasinin bölgedeki gelişmesi açısından da bir örnek olması açısından da çok olumladıklarını da söylediler. Gerçekten de öyle. Kürtlerin %73 civarında bir katılım sağlamaları Orta Doğu'nun yangın yerine döndüğü bu dönemde bölgenin böyle her tarafından çatışmaların yaşandığı bir dönemde Kürtlerin bir demokrasi dersi vermeleri, sandığa gitmeleri, demokratik bir rekabet içerisinde fikirlerini ifade etmelerini, oylarını kullanmaları bir kazanımdır. Elbette bu anlamda Güney Kürdistan açısından da çok iyi, çok hayırlı, çok olumlu sonuçları da olmuştur. Şimdi sıra hükümetin kurulmasına gelmiştir. Daha önce seçim öncesi yapılan açıklamalarda hükümetin kurma çalışmalarının uzayacağı, Mart'a kadar süreceği belirtiliyordu. Ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı dün akşam söyledi, bir an önce vakit geçirmeden bir hükümet kurun dedi. Onların dediği olacak, öyle anlaşılıyor ki hükümet kurma çalışmaları da yakında başlayacak. KDP ile YNK hükümetinin kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belki içine İslamilerden ya da değişik çevrelerden bir partiyi daha alabilirler. Belki de geniş katılımlı, geniş tabanlı bir koalisyon olur. Yeni neslin koalisyona katılmayacağı söyleniyor. Fakat belli de olmaz. Ancak şeydir, KDP-YNK hükümeti kaçınılmaz görünüyor. Bunun bir alternatifin olmadığı da anlaşılıyor. Dediğim gibi istenen de budur. Amerika'nın da bölgesel, küresel güç odaklarında, bölgesel şartlarında gerektirdiği budur. Hiçbir parti diğerini dışlama, hiçbir parti diğerini denklem dışına itme şansına ve imkanına sahip değil. Dolayısıyla istemeseler de uzlaşacaklar, istemeseler de bir hükümet programı ortaya çıkaracaklar. Anayasa tartışmaları var. Güney Kürdistan için aslında önümüzdeki dönemde o öne çıkan üç temel başlık var. Birincisi yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Bir Kürdistan anayasasının yapılmasıdır. Bu bir temel hedeftir. İkincisi ulusal bir ordunun kurulmasıdır. Onunla ilgili de çalışmalar vardı. Daha önce de Kürdistan Bölgesel Hükümeti, daha doğrusu Bölgesel Yönetim Başkanlığı bu konuda bir takım açıklamalar yapmıştı. İki partinin YNK ve KDP peşmergelerinin ulusal bir çatı etrafında birleştirilmesi süreci uluslararası koalisyon güçlerinin Amerikalılarının gözetiminde sürüyor. Onun da hızlandırılması bekleniyor. O sürecin bir biçimde tamamlanması öngörülüyor. Anayasa, ulusal ordu ve ulusal strateji etrafında yeni bir politika. Bunların hayat bulması halinde Irak'a karşı yeniden Bağdat'a karşı Kürdistan'ın federal statüsünün güçlenebileceğini söyleyebiliriz.
Kürdistan seçmenlerinin istikrardan yana, kalkınmadan yana, Kürdistan'ın özgürlüğünden yana, Kürtlerin ulusal demokratik çıkarlarının korunmasından yana bir ısrar, bir politik duruş sergiledikleri de anlaşılıyor. Hiçbir partinin bu süreçte bunlara sırtını dönme şansının olmadığı da biliniyor. Dolayısıyla bir yandan bölgenin gerçekleri, öte yandan küresel güç odaklarının bölgeyle ilgili siyasetlerinin bir gereği, bir yandan da Kürtistan toplumunun özlemleri Kürt siyasetini bir şekle doğru sokuyor. Yani Kürt siyasetini istemese de Kürt siyasetini günümüze uygun olarak davranmaya zorluyor. Bu aslında olumlu bir gelişmedir. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Hükümetin kurulması gündeme gelecek. Hükümet programına baktıktan sonra, hükümetin biçimine baktıktan sonra süreçleri takip etmeye, sizinle paylaşmaya devam ederiz. Ama esas olarak mesela şimdi Kuzey Kürdistan'da ve Rojava'da düğümlendi. Özellikle İmralı'da ve Kandil'de nelerin yaşanacağı, süreçle ilgili olarak hangi adımların atılacağı her zamankinden daha çok önem kazandı. Şimdi Kandil'e ve İmralı'ya dönüp bakıyoruz ve onları bekliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi bir gün diliyorum.